Bizim genelde geçiş güzergahımız oluyor. Konaklamalar genelde Ordu'da ve daha da ileriki noktalarda oluyor. Burada iki noktaya uğruyoruz. Genelde bütün acentalar iki noktaya uğruyor. Burada geçen turistin Samsun ekonomisinin fazla bir faydası olduğunu zannetmiyorum. Çünkü burada ne yemek alıyorlar, ne çarşısı var, gidip ne çarşısında iyilik eşya vesaire bir şeyler alıyorlar. Sadece burada bunları anlatıyor, görüyorlar. Bazı Deji iskelesine kadar gidiyor. Ve son olarak da Bandırma Rukur'unu gördükten sonra buradan gidiyorlar. Yani çok nadirdir Gazi Müzesi'ne gitmek ya da Amisos Tümülüsü'ne çıkıp oraya bakmak. Çok nadirdir. Tabii ki Samsun çok güzel bir şehir. Ve Karadeniz'in en gelişmiş şehirlerinden bir tanesi, hatta biridir diye biz anlatıyoruz. Ama dediğim gibi turizmden, bu Karadeniz'e gelen turistlerden fazla bir şey kazanmadığını görüyoruz. Samsun'u beğendik ama daha yeni geliyoruz. Görmedik, daha önce gelmiştik. O zaman da fazla gezememiştik. Şu anda sadece Anıt'a uğrayıp çıkacağız. Sahile falan uğrayamayacağız sanırım. Şimdi yani oraları tam gezemeden yine gidiyoruz. Bölge gezilebilir yerleri anlamında çok çok zengin bir bölge. Karadeniz'in kapısı gibi bir şey. Ama birçok acente ilk gün, ilk durak olarak yaptığı için konaklama yapmaksızın hemen Orta Karadeniz'e daha ilerideki şehirlere geçme ihtiyacı hissediyor. Kısmıyla birlikte heykel 9 metre civarında bir yüksekliğe sahip. 4,5 metreden birazcık üzerinde 4,5-4,5 civarında bir yüksekliği var. Yani sadece Samsun değil birçok kent. Genelde içinden gelinen geçilen ve belli başlı başyapıtları görülen kentler. Turisti şehrinizde ne kadar çok tutabilirseniz, esnafla ne kadar çok muhatap edebilirseniz ya da gelen turist sokağa ne kadar çok temas ederse bunun muhakkak bir ekonomik yansıması o kadar olumlu dönecektir. Turistik değerler üretilebilir. Gelen turiste sunabileceğiniz hatıra eşyalar olabilir ya da ona sunabileceğiniz yöresel lezzetler olabilir. Turistin ne kadar çok kentte kaldığı ile ilgili bu anlamda da konaklama işi gerçekten ekonomik bir değer yaratmak anlamında çok önemli. Yoksa gelinden geçilen, işte arkamda grupları gördüğünüz gibi birkaç kare fotoğraf çekilen ve bir sonraki merkeze devam edilen bir yer olmaktan kurtulamazsınız. Şu an herhangi bir yeri gezmedik. İlk bulunduğumuz nokta burası. Bundan sonra müzeleri gezeceğiz. Daha sonra Bandırma Vakfı'nın müzeler. Daha sonra buradaki şeyimiz bitecek. Evet, ETS'e sanırım oraya geçiyoruz.